Efendim, yeni bir haftaya daha merhaba diyoruz. Nereden? Göçmen Türk'ten merhaba diyoruz. Nasılsınız? Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz sarı, ben sarı, bugün nasıl uyumlu olmuşuz değil mi? Kanarya gibi olduk bugün. Evet, bugün kanarya gibi olduk. Niye kanarya gibi olduk? Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Evet. Ben Fenerbahçeliyim, siz? Ben Galatasaraylıyım maalesef. Ama yine de centilmen bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçelileri tebrik ediyorsunuz, doğru değil mi? Evet, tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz derken biraz titredik ama olsun, yine de teşekkür ediyoruz. Alakası yok. Ben milliyetçi bir kişiyimdir. Öyle yine mi? Takımlar bizim takımımız zaten. Hepsi kardeş takım. Hepsi evet kardeş takım. Nasıl, işler açıldı? Hava artık yavaş yavaş açılıyor. İşlerimiz de güzel, hava da güzel. Her şey güzel, hayat güzel, yaşamak güzel. Nereye bugün? Bugün rotamız neresi biliyor musun? Bugün rotamız Doğanca. Doğanca. Duydunuz mu hiç? Alanya'nın mı Doğanca? Gazipaşa'da. Ha, orayı biliyorum canım. Doğanca deyince şaşırdım. Alanya'dan Doğanca'ya. Evet, biliyorum. Evet. Doğanca. Şimdi biz bir Doğanca'ya gidelim. Bir gezelim bakalım. Siz de ekranlarda bir izleyin. Doğancalı şu arkadaş. Öyle mi? Evet. Doğanca'dan. Evet. Abi, Doğanca'ya gidiyorum ben bugün. Haberin var mı? Vallahi bugün oradayız. Öyle mi? Abim diyor ki yarın gidin ben de olayım diyor. Ekranlarla yetinsin mi bence? Ekranlarla yetin. Abi sen ekranlarda izle köyünü, onunla yetin, tamam mı? Beni de götürün diyor sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, biz bu hafta neredeyiz? Bizi bu hafta Doğanca köyü etkinliğine gidiyoruz. Bir köyü bir gezelim bakalım neler varmış. Yakıtımızı aldık. Göçmen Türk'ten Doğanca'ya doğru yola çıkıyoruz. Çocukları yedirmek için İrmik helvası yapıyoruz. Burada gelin oğlum, hiç başka bir yere gitmedim. Gittim de. Hiç başka bir yere gitmedi kadın ya. Siz çerlik oynadınız mı? Ben şimdi oynamayı denedim. Bir hevesle gittim. Elime sopayı falan aldım. Şimdi oynadın mı? Şimdi oynamadım. Benim rakibim olacaksın şimdi. Olurum. Ne olacaksın büyüyünce? Marangoz desem herkese güler. Ayran çorba var. Ne? Ayran çorba? Ayran çorba buraya özgü mü? Özgü. Buranın özgünü. Şiir okuyacaksın, gelin. Ateşte o keş haline geliyor. O sonra o keşi süzüyoruz. Yağ satarım, bal satarım. Haydi. 1-2-3 başla. Tabii canım, zaten ben yaparım. O bilmez yapmasını. Allah'ım, bu da nasıl bir elti ya? Şu anda Doğanca Mahallesi Çamalay arasında bulunuyoruz. Kaç tane sopayla oynanıyor bu oyun? Kaç adam varsa o kadar sop olur. Met kısa düştü. Eğer kaleye dek getirebilirse oyuncu oyundan çıkar. Evet sevgili izleyenler, biz bu hafta nereye konuk olduk? Biz bu hafta Doğanca'nın pikniğine konuk olduk. Hemen burada bir aktivasyon var. Hemen bir yanına gidelim. Önce kendisini tanıyalım. Daha sonra ne yaptığını bir soralım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Biz burada Çamalan'ında, burası eskiden geldiğimiz bahar bayramlarının devamı olarak bu yıl okulla beraber geldik. Şu anda işte çocukları yedirmek için irmik helvası yapıyoruz. İrmik helvası yapıyoruz derken sen tek başına yapıyorsun. Yok, beraber arkadaşlar, yine beraber karıştırarak yapıyoruz da. Şu karıştırma anda işlemi mi size ait? Evet. Bana. Biz sizi tanıyalım mı? Ben Doğanca köyünden Ahmet Özdemir. Yıllardır Alanya'da kalıyordum. İşte bu yıl yeni Alanya'dan yayla köye geldim. Gerçi şimdi mahalle oldu, köyde işi de bitti de. Ağız alışkanlığı. Güzel bir şey. Artık bundan sonra Doğanca'dayım. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Burada gösteriş olsun diye yapıyor musun? Evde hanıma yapıyor musun? Evde hanıma da yaparım. Yalnız bizim evde demokrasi var. Son sözü ben söylerim. Sen bilin hanım, en son sözüm. Sevgili izleyenler, kendisi benim eniştem olur. Biraz terleteyim istedim. Zaten burada terliyor ama şimdi burada dedim, böyle hava mı atıyor yoksa evde yapıyor mu dedim. Bir de halama uzatalım bakalım mikrofonu. Kendisi benim halam olur. Halacığım nasılsın? İyiyim Nurcuğum, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Biz de geldik, pikniğinize katıldık. Evet, şimdi enişte dedi ki ben evde yaparım dedi. Doğru mu? Doğru, yapar. Ben hiç görmedim. yapar. Dur, ben nasıl da yaptı kaç defa yaylada. Bana yapmadı. Evet, sen bana yapmadı. Yapar, gel yapalım. Ama sonra şimdi yaptığı helvadan yiyeceğiz hep birlikte. Tabii. Yemek yapıyor mu?
Aa, yapmaz yemeği ben yaparım. Biraz dedikodu yapalım. Son sözü ben söylerim dedi evde, doğru mu? Evet doğru. Evet doğru. Hemen bu tarafa geçelim. Abla seni bir tanıyalım mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Fahriye Uysal. Doğancalıyım işte. Doğdum, hep Doğancalıyım. Doğanca köyünde. Evet. Böyle hep... Burası. Ha, burası Doğanca'nın yaylası mı? Evet yaylası. Şu an neredeyiz biz? Biz şu anda Çamalan. Doğanca'nın Çamalan yaylasındayız. Hı-hı. Yani bizim köyümüzün yaylası eskiden beri yani... Sen Doğanca köyünde doğdun, büyüdün. Evet. Burada mı gelin oldun? Burada gelin oldum. Hiç başka bir yere gitmedim. Gittim de. Hiç başka bir yere gitmedi kadın ya. Ne, hiç gezmeye gitmedin mi? Yani Doğanca'da doğdum, büyüdüm, kaldım işte. Kalacağım herhalde. Kalacağım herhalde. Ya ne yapayım ki? Mecburum. Enişte buralı mı? Enişte de buralı. Akrabamız sağ olsun. Ha, o da annelerimiz kuzen. Anneleri kuzen. Yine de akrabamız. Ben Ahmet amcayı dedim enişte diye. O köyün eniştesi herhalde değil mi? Amcamız. Bizim sizin enişte. Köyün bizim eniştemiz canım, onların amcası. Hemen bu tarafa geçelim. Başka kim var şöyle gözüme kestirdiğim? Buyurun. Rica ederiz. Hemen bu tarafa geçelim. Abla seni bir tanıyalım mı? Ben Doğanca'da büyüttüm, büyüdüm. Burası Çamalan. Büyüttüm, büyüdüm derken çocukları Doğan. Burada bitti, büyüdü kadın. Çocukları da burada büyüttün. Evet, Doğanca'da büyüttüm. Burada Doğanca'nın Çamalan yaylası. Yazın buraya yaylamaya geliriz. Kış geldim köye ineriz. Ne yapıyorsunuz burada? Ben hiç ev mev görmedim. Nerede oturuyorsunuz burada? Belende, yaylada yukarıda. Biz geliriz burada, bahçemiz var. Bahçeye gideriz. İşte yazın yayla havası. Bahçe, ne bahçesi var? Bahçemiz var. Fidanlarımız var. Elma, kiraz. Burada en çok ne oluyor? Ceviz. Başka? Ceviz olur. Hani ye biçeceğimiz. Kiraz kendimiz... şenliği yaptık ya geçen sene. Kiraz şenliği köyde yaptık canım. Burada yapmadık ama köyde yaptık tabii. Evet. Burada yapmadık canım. Sen de karıştırma. Abla sen bir gelinliğini bize bir anlat bakalım. Düğününü bize anlat. Ben düğünümü unuttum ki ne. Kaç yıllar geçti. Kaçtın mı kız? Kaçmadım ama unuttum ki. İnsan gelin olduğu tarihi unutur mu? Unutmam ya, hiç unuttum ya. Yaşlandım ya. Kaç yaşındasın? Ben 60. Böyle yani 60. Hemen bu tarafa geçelim. Ben de Doğanca köyünden Nazire Uysal. Doğanca köylü olmayan var mı? Gelin gelen var mı dışarıdan gelin? Doğanca mahallesi olsun lütfen. Doğanca mahallesindenimiz, evet. Uyalım. Doğanca mahallesi. Evet. Buralıyız. Burada bittin. Burada bittim. Burada evet büyüdüm. Buraya gelin oldum aynı bende. Evet. Dışarıdan gelin de yok. Dışarıya gelin de mi vermediniz? Var. Var orada. Dışarıdan gelin mi geldin abla? Bilos'tan geldi. Gel. Nereden? Bilos'tan geldi o. Bilos? Gürçam'dan. Gel abla. Bak. Sende nasıl bir akıl var? Bu kadar Doğanca mahallesinin içerisine gelin gelmişsin. Bir de burada ben yabancıyım diye çıkıyorsun. Nasıl bir cesaret sendeki? Ya ben de cesaret da hep akbabamız. Annem Doğancalı. Annem Doğanca'dan gitmiş. Ben de Doğanca'dan gelin geldim buraya. Annemin köyüne geldim gene. Uzağa gitmedin yani. Uzağa gitmem. Bunda da amcam olur. O da em olur. Bu yenge, demin konuşan yengem olur. Hep akbabayız evvel işte. Böyle. Hep akbabayız biz burada. Akbabayız ya. Akbabayız. Akrabayız abla. Akrabayız. Akbaba ne? Muhtarın hanımı. Çağıralım muhtarın hanımını. Şimdi yabancı bir gelin daha bulduk. Yabancı dediğinken gerçi gene Gazi Paşa'nın köyünden gelmişsin. Evet. Ben de Doğanca muhtarının hanımıyım. Oy oy oy. Söyleyişteki asaleti duydunuz mu? İşte buraya gezmeye geldik. Kaç tane muhtar var? Bir tane muhtar var. İşte geziyoruz. Muhtar nerede? Muhtar orada. Oyun oynar o. Karşıda çellik. Ne oynuyor? Çellik oynuyor. Hiç çok merak ediyorum şu çelliğe gidip bir de ben oynayacağım. Oynayabilir miyim? Oynarsın, öyle zor değil. Sen oynadın mı hiç? Yani ben çocukken ben de oynadım öyle. Şimdi oynadın mı? Şimdi oynamadım. Benim rakibim olacaksın şimdi. Olurum. Oy, olurum. Evet. Hemen bu tarafa geçiyoruz. Biz sizi tanıyalım. Doğanca ilk öğretimde Türkçe öğretmeniyim. Ben 2 yıldır okulda çalışıyorum. Çocukları eğlendirmek için böyle bir program düzenlendi. Bize geldik. Daha ben de ilk defa çıkıyorum. Yayla diyorlar buralara, hiç görmediğim için. Güzel, temiz bir doğası var. Eğleniyoruz. Herkes cana yakın. Çocuklar mutlu. Biz de mutluyuz. Hı hı. Siz nereden geldiniz? Ben Konya'nın Doğanhisar ilçesinde. Doğanhisar'dan Doğanca'ya gelmişsiniz. Doğanhisar'dan Doğanca. Aynen öyle dedim. Bir sıcaklık var. Doğan'dan geliyor falan. Hadi burayı yazalım gelelim dedik. Güzel yani, memnunuz. Seviyoruz da.
Bir sıkıntımız yok. Çocuklarımız da çok zeki, okulumuz da çok başarılı. Antalya birinciliğimiz var performans takip sınavında. Çok size. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yani çok memnunuz doğası. Siz çellik oynadınız mı? Ben şimdi oynamayı denedim. Bir hevesle gittim. Elime sopayı falan aldım. Orada bayağı kalabalık bir grup. Herkes biliyor ama herkesin farklı farklı kuralları var. Bir baktım şöyle bayağı da tehlikeli bir oyun. O sopayla küçük bir çubuğu tutup vurmaya çalışıyorlar. O çubuğu elle falan tutuyorlar. Dedim pek bana göre değil. Ben topumu aldım. Siz koruma yapmışsınız kendinizi. Tabii tabii. Yayla güneşi yakar dediler. Şimdi burada herkes yaylayı biliyor. Şapkamı taktım geldim. Herkesten daha çok yaylalıyım ben. Çünkü kimse korumasını falan yapmamış. Gözlüğümü şapkamı taktım geldim. Peki sizin Konya'daki adetlerinizle buranın adetleri arasındaki farkı? Şimdi biz zaman zaman müdürümle de konuşuruz. Adet olarak uyan yönlerimiz var. Özellikle biz kelimeler üzerinden çok konuşuyoruz müdürümle. O ben Türkçe olunca, müdürüm de bu işlerde bayağı bir bilgili olunca biz buna şunu deriz, siz buna ne dersiniz, o adet böyledir, şu adet böyledir. Yani ortak noktalar tabii ki de bulunuyor. Yani Konya'da da bir yörük kültürü aslında var, hakim. Bizim oralarda hani yörük deyince çok da hoş bir şey olarak karşılamaz ama araştırsanız herkesin kökü aslında muhtemelen oradan evet oradan geliyor. Ya Konya'dan buraya ya da buradan Konya'ya bir alışveriş var yani o kültürel benzerlik var. İncelediğin zaman görebiliyorsun. Evet, teşekkür ediyorum size. Gel bakalım, adın ne? Kerimcan Ergin. Kerimcan Ergin, sesin çıksın. Kerimcan Ergin. Kaça gidiyorsun? 3'e. Böyle konuşacağız, böyle anlaşacağız. Kerimcan Ergin'le. 3'e gidiyorsun, derslerin nasıl? İyi. İyi. Çok... En çok hangi dersi seviyorsun? En çok matematik. Matematik mi? Oğlum, Türkçe öğretmenim burada ya. Türkçe de. Türkçe. Türkçe. Senin adın ne? Gökhan. Buradaki çocukların niye sesi çıkmıyor ablalar? Gökhan. Helvayı yedirmiyor musunuz Ahmet Usta? Bu çocukların sesi niye çıkmıyor? Doğal beslenmiyor mu bunlar burada? Sesin çıksın. Gökhan. Soyadın yok mu Gökhan? Çağlar. Gökhan Çağlar kaça gidiyor? 3A'ya. 3A'ya gidiyor. En çok sevdiğin ders? Matematik. Oo, burada herkes matematiği çok seviyor ya. Ne olacaksın büyüyünce? Marangoz desem herkese güler. Marangoz desem herkese güler ama biz gülmüyoruz. Ne var? Marangozluk çok güzel bir meslek değil mi? Evet. Neden marangoz olmak istiyorsun? Çünkü kardeşimin istediği bir tahtadan bir şey varsa onu yapmak istiyorum. Ay, kardeşinin istediği oyuncaklarını tahtadan yapmak istiyor. Aferin sana. Ne oldu kız? Gel bura. Kim ben? Yok sen değil, şu kazan gelsin. Ben kazanla sohbet edeceğim. Adın ne? Esracan. Esracan kaça gidiyorsun? 3. Ne olacaksın büyüyünce? Daha düşünmedim. Daha düşünmedin? Ama öğretmen. Öğretmen olacak. Ne öğretmen olacaksın? Matematik. Matematik öğretmeni olacak. Ya bu köyde herkes matematiği çok seviyor. Matematik öğretmeni burada mı? Burada mı öğretmenin? Öğretmen burada. He? Matematik öğretmeni gelmedi, bizim öğretmen geldi. Ay neden gelmedi sizin matematik öğretmeniniz? Adın ne? Sezin. Soyadım Yıldırım. 3A sınıfa gidiyorum. Burada mı doğdun? Hayır. Nerede doğdun? İçkonak köyünde. İçkonak köyünde doğdun. Şimdi siz burada piknik mi yapıyorsunuz? Evet. İp atlıyorsunuz? Evet. Çellik oynuyorsun? Evet. Oynayabiliyor musun sen? Ama büyüklerden öğreniyorum. Büyüklerden öğreniyorsun. Hani salıncak nereye kurdunuz? Öğretmenim ötede bir yer, öğretmenim orada. Orada. Ben öğretmen değilim ki. Sen benim adımı biliyor musun? Merak etmiyor musun? Merak ediyorum. Sor bakalım ben kimim? Adın ne? Adım Nur. Başka? Soy isminiz? Soy ismim Yüksek. Sorusu olan var mı bana? Yok. Ha dur bakayım şurada. Köyün ağa hanımını buldum ben ya. Köyün ablasını buldum ya. Abla nereye kaçıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Görünün de kaçar mı? Senin için geldik buraya. Aman şekerim ne bileyim bir ayaklandım böyle. Allah'ım kınalar yakılmış, kına gecesi mi vardı? Evet efendim. Nerede vardı kına gecesi? Askerimizin. Öyle mi? Öyle. Sizin mi asker? Hayır. Komşumuzun. Komşunuzun. Ha. İnşallah hayırlı tezkerelerle gelir. Abla seni bir tanıyalım mı? Tanıyalım. Tanıyalım derken bir bakalım. Sevgili izleyenler, Alanya'da tanıyalım demek bir bak bir gör demek. Öyle değil, tanışalım, kimsin? Görelim. Ben Aliye Uysal. Buraya pikniğe geldik. 1 Mayıs diyelim.
Hem çocuklarımız eğleniyor, hem biz eğleniyoruz. Hem biz eğleneceğiz. Hepimiz yiyeceğiz, içeceğiz. Vallahi böyle bir ön bir geldik. Abla yiyeceğiz, içeceğiz diyorsun da ben topu topu bir helva gördüm orada ya. Vallahi neler göreceksin, çayımız kaynıyor. Ne bileyim. Benim çay sevdiğimi biliyor ya, çay kaynıyor. Çay kaynıyor, çay ocaklarımız var, her şeyler var. Ayran çorba var. Ne ayran bileyim. Çorba, ayran çorba buraya özgü mü? Özgü, buranın özgünü. Bir anlatalım. Yoğurdumuz var. Bu çorbayı bir anlatsana, nasıl yapılıyor? Vallahi çorbamız mısırdan yapıyoruz. İçine tuz atıyoruz, suyunu döküyoruz, yarpızını atıyoruz. Kaşığıyla güzelce bir karıştırıyoruz, dibi tutmasın diye. Ondan kere kıvama geldi miydi indiriyoruz. İndirdik mi diye senin ellerin, benim ellerim bağlayacağız. Ötekiler yiyecek. Benim ellerimi niye bağlıyorsun abla? Abo. Sen çekicisin, sen yiyemezsin. Niye? İşin bitti kere yiyeceksin. Ha, çekicisin derken ay ben kendimi çekeceğim zannettim. Teşekkür edecektim. İyi ki sazan olmamışım burada. Abla şimdi sen düğününü hatırlıyor musun? Düğünüm? Kaçmadıysan kocaya. Onlar eski yıllar gayrı. Kaçtın mı kız? Kaçmadım. Heh. Düğünden gittim. Nasıl gittin? Düğün taksisine mi bindin? Evet. Ata binen... Şey diye mi? Bizim zamanımızda ne taksi vardı, ne araba vardı, at vardı. Ata bindirirlerdi, götürürlerdi, getirirlerdi. Ata bindin yani dedin mi? Ya, denmem hiç. Attan indirdiler, ne taktılar sana? Altın takarlar, bilezik takarlar. Takarlar sana, takılanlar sana. Bana takarlar. İndirtmelik verirler o zamanın devrinde. İndirtmeliği kayınpeder mi veriyor, damat mı? Damat tarafından verirler. Talla verirler, ağaç verirler, bilezik takarlar. O gün öyleydi ama o günkü bugüne uymaz. Bir önkü de yarına uymaz. Düğün yemeklerinizde bu bahsettiğin ayran çorbası var. Hepsi var. Başka? Vallahi hepsi orada var. Keseller, nohut olur, pilav olur, aşı olur. Güzellikten her şey olur. Değil mi? Tabii. Sen düğün yaptın mı? Yapıldı. Kaç tane evlat var? Üç. Üçü de evlendi, bitti mi? Evet. O zaman sana geçmiş olsun. Evet sevgili izleyenler, en çok sevdiğim bölüme geldim. En çok sevdiğim yere geldim. Burada ne var biliyor musunuz? Burada çay var. Çaylar diyelim ve sizi tanıyalım. Sizi tanıyalım. Ben Asker Sönmez. Doğanca köyündeniz. Burada doğdun. Buralıyız. Çocukluğun burada geçti. Çocukluğumuz da burada geçti. Evlisin. Evli. Bir çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum var. Doğanca da evlendin. Doğancalıyız. Eşim de buralı. İşte orada aynı yerde kaldık. Bir günün nasıl geçiyor senin burada? Ben sürekli okuldayım. 3 yıldır okulda çalışıyorum işte. Öyle. Çay mı yapıyorsun? Çay. Okulun temizliği. Buradaki çayı sevmiyorum. Hangi çaydan alayım? Hangisi güzel? İstediğin zaman hepsi aynı. Hepsine benim elimdeydi. İstediğinden al, benim elimdeydi canım. Arkadaşım. Çay. Gördün mü? Havasını bastı orada sana. Al. Al işte. Çaycı sensin. Seni bir tanıyalım abla. Ben Gökçesaray doğumluyum. Doğanca'dan evliyim. Buraya geldik, bu ön geziye çaycılık yapıyoruz burada. Çaycılık yapıyoruz burada derken çaycılık yapıyoruz burada. Çayımı içip de beğenmeyen var mı? Yok yok, çayım güzel olacağım. Elin belinde abla, ne yapsın adam beğenmese, mecbur ki zaten. Yani beğenmese bile beğendim diyecek. Tabii öyle. Kaç çocuk var? 6. Allah bağışlasın. Niye oldu? 6 olsun tabii ya. 5 tane torunum var Allah izniyle. 5 tane de torun. Abla yaş kaç senin ya? 53. 53 yaşındasın. Maşallah. Peki bu dinçliğe neye borçluyuz? Ne sabah bileyim? Kahvaltıda ne yiyorsun? Sabah kahvaltıda ben aslında fazla kahvaltı yapmam ama. Kahvaltı yapmıyor kadın ya. Bak şimdi neler yiyor. Bak şimdi etmediği kahvaltıda neler var. Çok elak olur işte. Yumurta ne olsun. Daha ne yiyeceksin abla? Öyle daha ne yiyeceksin? Bak şimdi şu çocuğa soracağım. Gel bakayım ablam. Sabah kahvaltıda ne yedin? Ben genelde bunu çocuklara soruyorum. Sabah kahvaltıda ne yedin? Çay yedim. Senin neyin olur çocuk? Komşum. Ha, reçel dedin oradan da. Çay içtim. Yumurta yerim. Yumurta tavuk altından mı? Evet. Sizin mi var tavuk? Evet. Keş. Keş ne? Keş ne? Keş ne? Keş. Keş? Keş? Bir anlat bakayım bana. Keş ne? Sütten elde edilir. He, sütten elde edilir. Annen yapıyor mu keş? Evet. Gördün mü yaparken? Gördüm. Bir anlat bakalım nasıl yapıyor. Tam bilmiyorum ama kazandı. Hanımların işi o da. Hanımların işi de. Evet. Evet. Başka bu keşi bilen var mı? Sen biliyor musun keşi? Biliyor musun? Gel bakalım. Ben keş bilmem, çok elak bilirim. Bak. Ay ne güzel süslenmişsin, gelmişsin. Sen böyle saçını da yapmışsın böyle. Adın ne? Emel. Emel soyadın yok mu? Özel. Emel Özel. Özel. Evet. Kaça gidiyorsun? 5. sınıf.
Kesin yapımını mı söyleyeceğim? Hadi bir anlat bakalım keşi nasıl yapıyorsun? Önce yoğurt, yoğurdu yayarız. Sonra da yayarız. Oradan tüyo vermek yok. Oradan yağını alırız. Sonra ortaya ayran çıkıyor. Ayranı böyle bir kaba boşaltırız. Orada ateşte o keş haline geliyor. O sonra o keşi süzüyoruz. Sonra ise yiyoruz. Sonrası afiyetle yiyoruz. Görün sevgili izleyenler. 7 yaşında başlıyor yapmaya keşi. Bir de güzel bana anlatıyor. Sevgili izleyenler, çocuklar oradan yuvarlanma yarışı yapıyorlar. Burada amcam oturmuş. Bir çekelim bakayım ablam. Burada kale. Burada mı bitmesi lazım? Burada bitecek. Çocuklar orada yuvarlanacak, burada bitecek. Buradan aşağıya gitmek yok. Yarış son mu? Tabii tabii, burası son. Sen hakemlik mi yapıyorsun? Ben hakemim. Adın ne? Yusuf Sönmez. Ne yapıyorsun Yusuf amca şimdi sen burada? Yaylıyorsun. Yaylıyoruz işte, eğlenceli yapıyoruz. Oradan sana tüyo veriyorlar bak. Tüyo veriyorlar oradan sana. Ne gibi? Bilmiyorum ki, ne diyorsunuz diye bir sor bakalım. Ağalar ne diyorsunuz bana de. Hangisi o? Hangisi o bilemedim. Bak çık karşıma konuş. Arkamdan konuşma de. Arkamdan düet yapma de. Önüme gel düet yapalım de. Boşver ne derseniz deyin. Bakalım şu yarışmaya bir dönelim. Kendinden geçmiş bir şalvarlı çocuğumuz var burada. Hemen bir yakalayalım bunu. Ne yapıyorsun sen burada? He? Kalk bakalım bir konuşalım seninle. Gel. Yarışın birincisi sensin. Gel. Gel. Bak gel gel gel. Bak bak bak. Bak sen yarışmanın birincisi oldun biliyor musun? Dönme yarışmanın birincisi oldun. Adın ne? Cığır. Adın ne adın? Şöyle açın bakalım burayı bir. Adını bir söyle bana. Cığır. Bunun adı ne? Yunus. Yunus mu senin adın? Bir de Emre. Yunus Emre mi senin adın? Senin ismin ne kadar güzelmiş böyle. Hadi sen yuvarlanmaya devam et. Birinci sensin tamam mı? Hadi. Yuvarlan 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 yuvarlan. Hemen şu yağların balların artasına bir girelim bakalım. Evet çevreleyin çocuklar çevreleyin. Yağ satarım bal satarım oynuyoruz. Sevgili izleyenler benim de çocukluğumda çok çok oynadığım bir oyundu bu. Arkana bak hemen dön hadi koş koş koş. Oturun 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 oturun. Büyük bir çember yapın. Ben de oynayacağım sizle. Hadi. 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 Ver bakalım. Beraber. Evet. Çocukluğumuza geri dönmüş bulunmaktayız. Ya ama çok çember küçük oldu. Nasıl göreceksiniz arkanızı? Heh, acık daha. Oturun. Bak anneler oradan tüyo veriyor. Acık acık daha diyor. Geri git diyor. Acık diyor. Abla gel beraber oynayalım. Gel abla gel. Gel. Ya satarım, bal satarım. Zambak zumbak sarılı sarılı arkana bak. Kimi kovalayacaksın sen şimdi? Beni kovalayacağım beni. Ortaya girince ne oluyor? Oturunca? Onun yerine ya. Ha onun yerine mi oturacağım? Ben unutmuşum bu oyunu ya. Hadi devam et sen. Sahilde gezmeye mi çıktın kızım? At 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 da kaç at. Koş. Ve bu oyun böyle yağ satıp bal satıp devam ediyor. Bak ip nasıl atlayacağınız biliyor musunuz? Bak şimdi. Şimdi herkes böyle şu ipin kenarından sıraya girecek. Geçin kuyruk sırasına. Geçin sıraya sıraya arkama. Sıraya atlayacak olanlar bir sıraya. Sevgili izleyenler bugün çocukluğuma döndüm ya. Bugün çok eğlenceli bir gün. Sıraya kavga yok kavga yok. Tamam şimdi şöyle sıraya gel. Gel buraya sıraya gel. Gel buraya sıraya. Şimdi atlayan karşıdan geçecek. Bir kere atlayacaksın geçeceksin. Atla. Olmadı. Şu ortaya gir atla. Atla. Hop. Tamam geç karşıya böyle sıradan atlayacaksınız tamam mı?
Atlayan kenara, yandın. Geç o tarafa. Atlayan çıksın bu taraftan sıradan. Tamam. Evet. Şimdi. Heh. Evet. Şimdi benim de yapmaya çalıştığım buydu. Ablaları özendirip buraya çağırmak. Sal bakayım ablam ipi. Gelin bakayım bayanlar. Gelin. Öyle çocuklara oradan tiyo vermek kolay. Al abla. Çevirmeye geç abla. Gel oğlum, gel. Çevirmeye geç çevirmeye. Ben atlamayayım, tamam mı? Çevirmeye geç abla. Tamam. Gel abla buraya gel. Gel buraya gel şimdi. Bak şimdi yarış var. Kim iyi atlıyor? Gel bu yana. Sen bak. Kız ip böyle mi çevrilir düşsün diye. İyi salla, iyi salla. Abla bağır, iyi salla de. İyi sallan. Ben atlıyorum. Hadi. Salla. Benim çocuğum da gelsin. Tamam gelecek anne, tamam gelecek. Sen de gir abla oradan. Abla sen de gir. Alkış var işin ucunda. Gir hop. Hadi. İki. Bir de bunu üçlü yapalım. Geç abla içine. İp kısa değil, sen tutmasını bilmiyorsun. Üçlü. Geçin bakalım. Haydi. Başka kim atlayacak? Haydi. Gel abla, gel sen de. Şimdi üçlü atlayacaksınız. Bakalım nasıl atlıyorsunuz. İçine girelim de atlayalım. Vallahi içine gir, dışına çık. Girin. Hadi. Bir. İkinci girsin. İki. İçinde girin, içinde. Allah, eşarplar, yazmalar, saçlar. Haydi, 1, 2, 3, başla. Yor abla, hızlı çevir. Kim yandı? Birinci kaldı. Tebrik ederim abla. Abla tebrik ediyorum. Sağ ol. Yarışmanın birincisi sensin. Evet sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi değişik hareketler de yapabiliyoruz. Ben atlamayacağım abla. Biz sizi tanıyalım mı? Ben Emine Uğur, 2. sınıf öğretmeniyim. Ay siz öğretmen misiniz? Evet. Burada öğretmenler de ne kadar genç değil mi? Evet. Genç kadroyla çalışıyoruz. Okulumuzu başarıya ulaştırıyoruz. Tebrik ederiz. Duyduk ödüllüymüşsünüz. Evet. Bize intikam alır gibi ip çeviriyorlar. Farkında mısın? Evet. Tebrik ediyorum. Öyle. Çok güzel ip atladın. Burada tabii imkanınız var. İp atlıyorsunuz, top oynuyorsunuz. Hep doğal. Oyuncaklarımız doğal, oyunlarımız doğal. Çocuklarımız doğal. Çocuklarımız doğal. Yediklerimiz, içtiklerimiz doğal. Siz nereden geldiniz? Ben de Gayret Paşalıyım. Buralıyım yani. Dışarıdan değil. Bu köyde de bunu çıkardım. Buralıyım, dışarıdan değil. Ama şimdi bir şey soracağım. Elti, iki elti olan var mı? Yok. İki görümce olan var mı? Yok. Kayınvalide gelin var mı? Benim görümcem var burada. Nasıl? Gel. Sevgili izleyenler, şimdi bir gelin görümce tartışması başlatıyorum. Şimdi sen görümcesin. Dur bir kız, geline bak. Biz tartışmayız. Sen görümcesin. Görümceyim. Kaç tane gelin var? Benim mi? Hayır canım, gelininiz kaç tane? Ha bu. Bu tane var, 4 tane ama gerisi olan ya da bir tane bu. Hangi gelin daha çalışkan? Bu var işte, çalışkan, yanımızda başka çalışkan yok ki. Tabii bu burada diye değil mi? Bak bunun kulakları kapalı şu anda, duymuyor. Ver et dedikoduyu. Aa, ver ettim dedikoduyu, olur mu hiç? Bugün benden duyması yarın elden duyar. Ne? Duyarsa ne yapar? Darılır benimle, kavga ederiz. Nasıl kavga ediyorsunuz? Ya o zaman geri beni döver ya, o büyük ya. Ağız kavgası yok mu? Yok. Dövmeyiz canım, döver miyiz? Hiç ya. Derken bile bir asalet var, farkında mısın? Şimdi dövmeyiz der de elin yanında döver. Haber, kimse yok. Yalnızca döver. Bak vay, benim halam neymiş ya? Oğlan da yakı salaya çıkarmış, ben de döverim. Evet hala, bir takışma çıkartamadım ben şimdi burada. Görümceyle çok iyiyiz. Kaç tane görümcen var? 3 tane.
Hangisi daha iyi? Hepsi de iyi. Bak kız, bu seni ayırt etmedi. Üçü de iyi. En çok hangisini seviyorsun? Üçünü de seviyorum. Sevmediğin illaki vardır. Yok yok, hepsini seviyorum, hepsi bir. Acaba onlar seni seviyor mu? Seviyorlar. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Ay ne kadar mütevazı. Seviyorlar, biliyorum. Gelince böğürülce oynar, gelin görünce. Oynasana bakalım bir ara gelince. Hadi bir oynayın kız. Oynamayız ki. Niye burada ip atlıyorsunuz, top oynuyorsunuz? Niye oynayamıyorsunuz? Ne oynarsınız? Ne yapacağız oynayıp da? Davul zurna ben koyarım. Arkadan ben davul zurna koyarım. Bir oynayın hadi. Oynamayız. Ne, buranın yöresel bir oyunu var mı? Bilmem ki ben. Oyun bilmem ki. Oyun bilmiyorum da niye oyun attın ortaya? Ya öyle bir lafın gelişi işte. Lafın gelişi. Sen oynar mısın? Oynamam ben. Bayanlar, oyun oynamayı bilen var mı? Var var. Oynar mıyız? Ne oynarız? El çırparız, türkü çağırırız, oynarsınız. Yani, yani o traktaşı, gözümden akıttım, kanlı yaşı, darıttım da gönderin Nazlı kardeşi. Merdivenden inerken, al hayvana binerken, sen bizi unuttun mu Doğancı'dan giderken? Doğancı'nın dağları, Doğancı'nın dağları, dağdan geldi kuşları. Hep böyle olur, bu Doğancı'nın işleri. Hep böyle olur bu Doğancı'nın işleri derken? Hep böyle olur bu Doğancı'nın işleri, iyi olur. Başka manisi olan var mı? Teyze ne yapıyorsun? Oğlan oynadı. Bu torun mu? Torun değil, komşum, emimiz oğlu. Senin torun var mı? Var. Ali, şunlar da vardı ya, nerede bilmem. Bak bak bir, şöyle bir dön de, şöyle bir dön. Sen çalmadan oynamaya başladın hoppala hoppala. Çocuk bizler oynadı. Şimdi çocuk oynadı. Biz oraya oyun sahası yapmıştık. Senin adın ne? Adın ne? Dürüye Özdemir. Çok güzel bir şiirin, manin varmış. Bir oku da bir dinleyelim. Ya işte okuyverdim ya. Nerede okudun? Orada okudular. Bunlar okuyverdim. Bana okuyacaksın, bana. Hep şiir okuyacaksın. Gelin, duyacı olan varsa şiir okusun. Şiir okuyacaksın, gelin. Abla sen oku mikrofondan. Bak konuşurken de iki adım geri gidiyor. Mikrofonum. Açık. Ataya, ey tarihta dile dağıracaksın kahraman. Ya zalime zoruyla dehşet saçan kahraman. Tahtları devirip taş düşmanı komutan. Şerrine gören adı dünya can utan. Türklü dünyada vardır diye haykıran. Irkımı bağlayıp pasın cizirincini yıkıran. Şerefli milleti şanlı evladın hatta. Sen ömrünü harcadın vatana hakikata. Ey ardında güzleri günülleri süreyen. Şaşarak kükreyip ne mutlu Türk'üm diyen. Tarihin bir daha görmeyeceği varlık. İnsanın yüzünden geçireceği. İnsanın kalbinde yaşayan bahtiyarlık. Uyan da kalk, yaşıyoruz dipdiri. İnsanlığın anına sileceğiz biz kiri. Okyanuslar ardında dalgaları yaşasın. Atatürk sen neredesin? Kitabına inandın. Ebedisin sen bize. Yattığın yer kıbledir vatan için her dize. Ey dünya ahireti muzaffer olan. Ey yanında güneşler hastane erkek sulan. Yeminiz ki şu anda ediyorsun şehitler ıslah kumanda. Kendi ölmüştür kimdir hata ilahla şarjıyla kaynata. Ata sen sevgimizin mukaddere sensin, öldüğün günde ver, her gün daha dirisin. Alkış bence de. Teyze sen kaç yaşındasın? 80-90'a giriyorum hemen. 89-90 yaşına giriyorsun. Çok maşallah hafızan, diman ne kadar diri. Bu arada kanka olduk ha. Oo, benim kankam. Allah sana da bulaştırsın. Senin oğlanı çok sevdiğim şeyde. Şenlikte, kiraz şenlikte. Teyzeyi duydunuz mu? Sarılıp sarılıp yaşlılık sana da bulaşsın diyor. Bunlar niye dua almaz? İnşallah sana. Yaşlılık sana da bulaşsın. Teyze gençlik sana da bulaşsın. Gel bir daha sarılam. Ay tamam bana. Gelin karşısına. Ufacık bir sıkıntı var. Buraya geldiğiniz zaman telefon çekmiyor. Şimdi ben sinirlendim diyelim. Karşımdaki bana tutturamadı. Gittim kafasına vurdum. Ne olacak? Öylesi adamlarla oyun oynanmaz zaten. Bayanlar sanki biraz Ankara havasını daha iyi oynar gibi geliyor. Orası tartışma götürmez zaten. Ben Alanyalıyım. Sana daha kıyak geçireceğim Şerif. İşte kıyağı sözünü aldım. Siz köyün ağası mısınız? Bak şimdi yok. Galleşlik yaptı bana. Nasıl gelinmiş bu? Böyle gelinmeli ya. Bu kadar da olmaz ya. Bak bak bak. Kendileri eğlenceye gelmiş. Adamlar garip ha. Garip çalışıyorlar orada. Tabii canım, zaten ben yapan. O bilmez yapmasını. Allah'ım, bu da nasıl bir elti ya? We'll be right back.
as warm as the sun. Kaliteli, güvenli ve hesaplı alışveriş için rotamız. Ay tamam bana. Gelin karşısına. Ufacık bir sıkıntı var. Buraya geldiğiniz zaman telefon çekmiyor. Şimdi ben sinirlendim diyelim. Karşımdaki bana tutturamadı. Gittim kafasına vurdum. Ne olacak? Öylesi adamlarla oyun oynanmaz zaten. Bayanlar sanki biraz Ankara havasını daha iyi oynar gibi geliyor. Orası tartışma götürmez zaten. Ben Alanyalıyım. Sana daha kıyak geçireceğim Şeris. İşte kıyak sözünü aldım. Siz köyün ağası mısınız? Bak şimdi yok. Galleşlik yaptı bana. Nasıl gelinmiş bu? Böyle gelinmeli ya. Bu kadar da olmaz ya. Bak bak bak. Kendileri eğlenceye gelmiş. Adamlar garip ha. Garip çalışıyorlar orada. Tabii canım zaten ben yaparım. O bilmez yapmasını. Allah'ım bu da nasıl bir elti ya. Evet sevgili izleyenler. Çok yoğun bir istek üzerine abimden bir türkü istedik. Biz bizi kırmadı. Önce sen kendini bize bir tanıt. Ben Doğancalıyım. Doğancalıyım bitti. Doğancalı deyince seni burada herkes tanıyor. Ben tanımıyorum. Doğancalı olmak ayrıcalıktır. Adın ne? Yahya. Ne söyleyeceğim bize? İrfanlı. Hadi bir söyle bakalım. Kayacığım ey dostum ilvanım 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 aman aman. Dibi vucu tuttu da akistanlım gaytanlım. Dibi vucu tuttu da akistanlım gaytanlım. Bizi böyle budallar ilvanım 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 aman aman. Köyümüz sancı tuttu da akistanlım gaytanlım. Dibi vucu tuttu da akistanlım gaytanlım. Bize böyle budallar ilvanım ilvanım. İlvanlım aman aman. Yavrusuna ne yetmez de akistanlım gaytanlım. Yavrusuna ne yetmez de akistanlım gaytanlım. Teşekkür ediyoruz. Ay tombalam, tombalam yolda gelin. Açtık, açtık. Ay tombalam. Gelin karşısına. Yolda gelin yolda hanım. Eller ne dese desin kız ben sana vurgunum. Ay tombalam. Eller ne dese desin kız ben sana vurgunum. Ay tombalam. Bebek yemiş yaşına şapa iste başına. Bebek yemiş yaşına şapa iste başına. Ismaladım gel.
gelecek. Bu haftanın başına aytan bolum. Ismaladım gelecek. Bu haftanın başına aytan bolum. Oy tombul oy tombul. Yolda gelin yorgunum. Oy tombul oy tombul. Yolda gelin yorgunum. Eller ne dese desin. Kız ben sana vurgunum. Oy tombulum. Eller ne dese desin. Kız ben sana vurgunum. Oy tombulum. Teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık abi. Evet sevgili izleyenler, biz bu hafta neredeyiz dedik? Biz bu hafta Doğanca mahallesindeyiz diyelim artık. Biz de dilimizi alıştıralım. Sevgili muhtarımla beraberiz. Sizi bir tanıyalım mı? Efendim hoş geldiniz. Ben Gazipaşa Doğanca Mahallesi muhtarı Kamil Gazioğlu. Şu anda Doğanca Mahallesi Çamalay arasında bulunuyoruz. Köylerimizle birlikte okul öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bir piknik havasında çelik çobak oynanıyor. Biz de buraya geldik. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Şimdi sizin yaylanız var mı diye sormayacağım. Şu an burası yaylası zaten. Evet. Burası bizim yaylamız. Çam alanı. Çam alanı. Buraya kışın kar düşüyor mu? Kışın kar tabii düşüyor. Yani olmasa düşüyor yani. Kışın evet. Kar oluyor. Daha başka bir yaylamız var. Dikencik yaylası. Orada da gidenlerimiz var. Ama asıl yaylamız burası, Çamalan yaylası. Gerçekten sevgili izleyenler, köy gerçekten mahalle diyeyim artık, ağzımız bir türlü alıştıramadı. Evet. Nasıl yani köylünüzle kaynaşmanız, dayanışmanız çok güzel gördüğüm kadarıyla. Evet, hiçbir problem yoktur. Hepimiz, hepimiz kaynaşmamız, birliğimiz çok güzeldir, memnunum. Ufacık bir sıkıntı var. Buraya geldiğiniz zaman telefon çekmiyor. Aslında bu sıkıntı değil, gerçekten bu güzel. Evet. Doğal, gerçekten doğal bir ortama alışmış oluyorsunuz. Telefonlar çalışmıyor. Burada duyabileceğiniz sadece çocuk sesi var, yeşillik var, su sesi var, huzur var değil mi? Evet. Fakat telefonun çekmesi çok büyük bir zaaf bizde. Arayanlar oluyorlar, telefonumuza ulaşamıyorlar, dönemiyoruz. Yani çok belirli bir noktada çekiyor. Her yerde çekmediği için artık bilmiyorum, biz çok yerlere söyledik, ulaştık. Geleceğiz yapacağız diye yapmadılar. Şu anda bir telefonda sıkıntımız var. Evet, inşallah telefon sıkıntınızı daha çözersiniz. Tabii biz buraya bir günlüğüne geldiğimiz için bize bir sıkıntı gelmedi. Bize daha böyle güzel geldi, doğal bir ortam gibi geldi. Evet. Ama yaşayanlar için gerçekten bir sıkıntı sizin için. Evet. Diğer tarafta suyumuzda, elektriğimizde hiçbir problemimiz yok. Evet. Havamızda, güneşimizde yok. Güneşimiz de güzel, her şeyimiz güzel. Bir evet. De telefonlarım çekse. Ha, tabii geldiğiniz gibi biraz da yollarımız bozuk. Evet. Görmüşsünüzdür siz de mutlaka. Bu ağaç kamyonlarında nakledicilik yaptığımızdan dolayı. Yollarımız bozuldu. İnşallah onu da yaptıracağız. Yaparlar. İnşallah. Başka bir sorunumuz yok şu anda. İnşallah diyoruz. Ne güzel. Sevgili muhtarımızla beraber, köy halkıyla beraber çeltik oynuyoruz. Oynuyor musunuz siz de? Çeltik oynuyoruz efendim. Çeltik. İsmini bile bilmiyorum ki. Çeltik oynuyoruz. Kaç yaşında oynuyordunuz bunu oyunu? Biz doğduğumuzdan vardı. Bilmiyorum kaç yaşındaydı. O zaman oynuyoruz. Babanız oynar mıydı? Herhalde onlar da oynuyorlardı. Acaba nereden çıkmış bu çeltik oyunu ya? Vallahi evvelatını bilmiyorum. Ama çellik oyunu eskiden beri var. Biz de öyle biliyoruz. Evet. Herkes oynuyordu. Çocukluğunuzda çelliğin dışında ne oynardınız siz? Hatırladığınız böyle değişik. Şey var. İşte saklambaç, uzun eşek, mendil saklaması, aras kesmesi. İşte bir tane lig oyunumuz vardı. Şunlara uzun eşek oynaması yaptırsam oynayabilirler mi sizce? Oynarlar. Tamam, birkaç tanesini oynatalım mı? Oynatalım. Ya bildir bir. Yani birdir bir. Bildir bir. Evet sevgili izleyenler, uzun eşek namı değer birdir bir oynatacağız şimdi.
Ve sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi hala gençler, içlerindeki çocuk hala çocuk ve böyle benim kırmadılar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Uzun eşek oynadılar bizim için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, her köyde, her hafta bir köyde çellik oynardık, çellik oynardık. Hep merak ederdim çellik nasıl bir oyun diye. Bugün canlı canlı izleyeceğiz. Hemen şurada çellikçiler, şuradan hemen başlayalım. Abi sopa atmayacaklar siz bize burada değil mi? Bir oyunu bir durduralım orada. Sizi bir tanıyalım mı? Recep Şahiner. Recep Şahiner. Abi ne oynuyoruz? Çellik oynuyoruz. Çellik oynuyoruz. Kaç kişiyle oynuyoruz bu oyunu? Bunu kişi sayısına göre değişir. Kişi çoksa 3, 5, 6 sayısına göre değişiyor. Sayısına göre değişiyor. Hemen şöyle koştur koştur tanışarak hemen orada ilk oturanın orada oyunu anlattıracağım size. İkinci çellik oyuncumuz. Abi seni tanıyalım mı? İsa Şirin. İsa abi çocukluğunda da oynar mıydın? Evet. İyi oynar mısın? Normal. Şimdi ne yapıyorsun? Sen burada sopayla bekliyorsun. Oradan sopa mı gelecek sana? Onlar vuruyor, biz burada bekliyoruz. Gelen sopaya mı vuracak? Şimdi kafamıza gelir mi sopa? Gelir. Eyvah. Hemen bu tarafa geçelim. Abi dur kaptan. Oyunu bir durdur abi. Sakata gelmeyelim değil mi? Bir de kafamız yarılmasın çellik öğrenelim diye. Adın ne abi? Kubanlardan Ali Şirin. İşte çellik oynamaya geldik buraya. İyi oynar mısın abi? Uğraşıyoruz. Bizden uğraşıyoruz. Kaç yaşında ilk bu oyunu öğrendiğinde kaç yaşındaydın? Vallahi çocuk yaşımdan beri 7-8 yaşından beri oynuyoruz. Burada senden iyi oynayan var mı? Var tabii ki var. Kim bir göster bana. Hepsi oynar, şu arkadaşlar oynar. Şu ortadakiler iki de ortada mı olmak zorunda? Fark etmez o. Fark etmez o. Oyunu? Neci? Fırsat. Abi siz fırsatçı mısınız? Abi hemen şöyle seni alayım. Bu oyunu en iyi sen oynuyormuşsun herhalde. Evet. Bize bu oyunu bir anlat kuralını. Kuralı ufak tefek değişmekle beraber çerlik ve çomak olarak. Bunları siz mi yaptınız? Biz yaptık efendim. Hı hı. Kaç tane sopayla oynanıyor bu oyun? Kaç adam varsa o kadar sopa olur. Yani biraz tehlikeli bir oyuna benziyor. Şimdi ben sinirlendim diyelim, karşımdaki bana tutturamadı. Gittim kafasına vurdum, ne olacak? Öylesi adamlarla oyun oynanmaz zaten. He. Dostlar oynar bunu. Dostlar oynar çünkü tehlikeli bir oyun gerçekten. Tabii, dikkat etmesen tehlikeli. Dikkat etmesen tehlikeli. Şimdi abi geldik burada, tuttuk bu sopayı. Oradaki abim atacak mı bize sopa şimdi? Çelliği çarpacak oradan, biz de buradan çakayacağız. Çakayamadık. Geri ebedi şey yaptığımız taş var bak orada. Ebe olarak adlandırdığımız taş. Ona buradan atarız. O elinde değnek gelirse şöyle şey. Bir değnekten az gelirse kalır. Ebeye dokarsa yine kalır. Fazla gelirse sayar. Şimdi gruplaşma var mı? Ekipleşme var mı? Var. Şimdi kaça kaçız? Kaça kaçız? Biz 5-0 öndeyiz. Abi bak onlar dinleniyorlar orada, farkında mısın? Onlar benim ekip, serbest ettim ben onları. Çobanlar muhtarıyım ben. Öyle mi? Evet. Sevgili izleyenler, biz burada şimdi çobanlar muhtarıyla da berabermişiz. Doğancalıların misafiriz. Doğancalılar da herhalde bizim misafir olarak kabul ettiğinden fazla kıymıyorlar bize. Evet. Beyefendi nerenin muhtarı demiştik, çobanlar pardon? Çobanlar mahallesi oldu artık. Çobanlar mahallesinde. Biz sizin mahalleye de geleceğiz, biliyor musunuz? Haber verseydiniz bilirdim. Vereceğiz, daha gelmedik. Bu hafta buranın misafiriz. Tamam. Biz her hafta bir muhtarımızla geliyoruz. Siz de böyle şenlik yapacak mısınız bana? Geçen gezelim görelim'e bile yaptık. Size bu, yaparız. Biz rotamız yöremiz. Evet, yaparız. Ben Alanya'dan geldim. Ben Alanyalıyım. Sana daha kıyak geçireceğim Şeris. İşte kıyağı sözünü aldım. Bu tarafa doğru ilerliyorum. Evet. Abi seni unuttum, özür diliyorum. Buyurdum abi, seni bir tanıyayım. Ben Musa Şirin Çobanlar Köyü'nden. Aynı işte arkadaşlarla beraber geldik. Burada bir eğlence yapıyoruz. Sen muhtarın ekibinden misin? Tabii. Her zaman ben muhtarın ekibindenim ben. Sen çok güzel mi oynuyorsun? Normal. 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 Tamam. Bu tarafa gidiyoruz. Evet. Hemen bu tarafa doğru ilerleyelim. Burada bir kalabalık var. Abi ebe taşın üstüne basmışsın. Şurada. Orada. Ben kendimi garantiye aldım mı diyorsun? Ebe taşı bu. Ebe taşı bu. Evet. Seni bir tanıyalım mı? Ben Doğancı İlkokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Güngör. Müdür yardımcımızla beraberiz. Efendim pikniğiniz çok güzel. Teşekkür ederiz. Bizi de konuk ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz burada mı doğdunuz? Ben Gazipaşalıyım. Ama bu köyden değil. Farklı köyden. Beyrebucak köyünden ben. Beyrebucak köyüne gittim mi? Hayır, gitmedim daha.
Buyurun gelin, Yalan Dünya Mağarası'nı ziyaret edin. Öyle mi? Yalan Dünya Mağarası mı var? Aynen öyle. Niye öyle koymuşlar oranın ismini? Vallahi çok rivayet var ama işte... Oraya geldiğimizde araştırırız artık orayı. Oradaki işleten arkadaşlar daha iyi biliyor onu. İşletenler yalancı mıymış yoksa değil, az biraz bana öyle geldi. Değil. Peki nasıl şenliğiniz nasıl geçiyor? Şenliğimiz gayet güzel. Köylülerimize teşekkür ederiz, velilerimize. Bizi davet ettiler, biz de geldik, eğleniyoruz. Kilomuza kilo katıyoruz. Kilomuza kilo atmaya çalışıyoruz da atamadık. Yalnız müdürüme bakar mısınız? Kilomuza atıyoruz ya, ama bana bakarak söyle, beni kilolu gördü. Daha bir şey yemedim ben. Yemeğinizi yemediniz. Yemedim, bana bakmadılar. Beraber yiyelim. Beraber yiyelim. Herkese böyle diyorum, herkese bir sofra hazırlatıyorum. Nasıl benim iş? O zaman kilo atamazsın. Gel. Tabii canım. Ama şu çamlığın alanında bir koştursam, ben bu çelliği oynayabilir miyim? Oynarsınız çabuk. Bayanlar oynayabiliyor mu? Oynar oynamaz. Kurallarını öğrendikten sonra oynarsınız, rahat oynarsınız. Bayanlar sanki biraz Ankara havasını daha iyi oynar gibi geliyor. Orası tartışma götürmez zaten. tartışma götürmez. Bakayım şöyle arkamda bir gözüme kestireyim. Abi senin gözlerin ne güzel böyle, maşallah. Teşekkür ederim. Ya bugün hiç iltifat almamış abim. Yenge nerede? Yenge yoktur ya. Nerede? Evde. Niye getirmedin yengeyi? O seralara bakıyor. Abime bak ya. Seralara bırakmış kadını. Kendi burada çellik oynuyor ya. Müdürüm geldi. Ben... Müdürüm, siz de mi müdürsünüz? Ben okul müdürüyüm. Faka bastık ya. Allah yarabbim. Sevgili müdürüm nasılsınız? Tamam, teşekkür ederim. Affınıza sığınıyorum. Tanıyalım sizi. İsmim Kerim Gül, Doğan Cilk Öğretim Okulu Müdürüyüm. Gazipaşa Merkezi'denim. Burada veli, öğrenci ve köylülerle beraber öğretmenin sadece ayağı gibi 3 ayağı, eğitimin 3 ayağı vardır. Bunu gerçekleştirdik. Köylülerimize birlik, beraberlik olsun diye. Okulumuzun başarılarını dolayı davet edildik. Biz de işte velilerimizle işbirliği yaparak hem gelecek kuşaklara bu geleneksel oyunlarımızı aktarıyoruz. Ve güzel bir şenliğimiz oldu. Teşekkür ederim hazırlayanlara da. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Müdürüm kusura bakma, ben hani müdür yardımcısıyla konuşunca dedim ki müdür gelmemiştir herhalde dedim ama. Evet, hemen bu tarafa doğru geliyorum. Siz köyün ağası mısınız? Hayır dedi ve ceketi attı. Buyurun. Ben servis şoförüyüm. İşte öğrencilerimize ceket dedik velilerle. Evet, servis şoförü. Fazla bir soru sormuyorum. Orada faka bastım. Siz kendiniz tanıtın. İsmim... Burada mısınız? Evet, buralıyım. Doğma, büyüme, Doğanca. Çile köyü. Çile köyü. Evet. Çile, buralarda mı? Evet, yakın. Çile'nin öğrencilerine getiriyorum Doğanca'ya. Okul yok mu orada? Okul yok. Taşımalı. Evet. Doğanca'ya getiriyorum. Evet. Teşekkür ediyorum abi. Ben... Sen dersini çalıştın, ben fark ettim. Kulağını veriyorsun böyle, gözlerin havada, düşünüyorsun ne söyleyeceğim. Yok. Ben de Doğanca Mahallesi'nden, merkezden. Eskiden çocukluğumuzda oynardık bunu. Biraz da unuttuk, hatırlamak amacıyla. Bir planda dinliyorsun. Evet, öğretmenlerimiz öğretti. Bilenler varmış. Öğrendik, eski çocukluğumuzda oynadığımız için pek zorluk çekmedik. Oynuyoruz. Yani çocukluğumuzu hatırladık daha doğrusu. Güzel oluyor. Evet. Bugün burada biz de çocukluğumuzu hatırladık diyoruz. İp atladık, top oynadık, çellik oynuyoruz. Arkasından bir de oyun havası oynarız, değil mi? Şimdi arkadan atıyor arkadaş. İki grup arasında oynanan bir oyun. Arkadan atıyor. Karşılayanlar bu met üzerinde kapallarsa oyundan çıkmış olur. Burada ebeye değdirirlerse yine meti oyundan yine çıkmış olur. Şimdi aradaki ebe ile aradaki farkı sayacak. İki oldu. Bu oyun birden başlar. Dokuzdan sonra dıkız olur. Dıkızdan bir başka oyuna geçer. Öyle öyle oyunlar bittikten sonra bir de köle oyunu vardır. Yok, yok. Şimdi yine sayacak. Beşin üzerine. Altı, yedi, sekiz. Böyle devam ediyor. Arkadan, baştan, uçtan, yerden bilmem böyle bir oyunların kuralları vardır. Şimdi bu kısa düştü, met kısa düştü. Eğer kaleye dek getirebilirse oyuncu oyundan çıkar. Dek getiremezse, evet, oyuncu o oyundan çıktı. Bir başka oyuncu girecek arkadaşından.
Şimdi bir başka oyuna geçiyor. Oyunun şeyinden. Şimdi arkadan sonra şimdi apıştan dediğimiz bu oyun. Mete karşıda oyuncu değnekle dokunursa da çıkıyor. Evet, o da çıktı. Şu anda bu çelli oyunu bir de mahalleler arasında. Şimdi karşılayanlar Doğanca Mahallesi'nin oyuncuları. Atanlar Çobanlar Mahallesi'nin oyuncuları. Evet, çok uzak saydı ve bu köleye kadar gider yani. Bu oyundan hepsini geçmiş oluyor saydığı zaman. Evet, bir sayı gelmediği için bu oyuncu da kaldı. Görmüş olduğunuz gibi bereketimle birlikte geldim diyorum. Efendim yine içli, yine şepit, yine küllük. Herkesin dilinde söylüyorum ki darılmasınlar. Aa, kız görümce burada. Bak şimdi sen, kız gelin nerede? Gelin yok, nereye gitti bilmiyorum ki, gördün mü? Nereye gitti bilmiyorum ki, nereye gitti biliyor musun? Sen yap diye gitti. Bak sen şimdi yaptığına. Ben geleceğim hazırlığa dur dedi. Kaçmış. Ben ne yapıyorum şimdi? Bunun gelinini gören var mı? Söylemen de ben o iki laf süper söyleyeyim ama devirmen. Devirmeyeceğim. Şimdi çaktırmadan geldiğinde sen hemen uç buradan. Öyle mi yapalım? Tamam o zaman. Tamam işte. Gelin. Ya, olmaz ki. Sen de hazırlığa dur. Ben gelin yardım ederim dedi. Bak şimdi yok. Galleşlik yaptı bana. Nasıl gelinmiş bu? Böyle gelinmeli ya. Bu kadar da olmaz ya. Zafer benimdir. Gördünüz değil mi? Bir gelin görümce tartışması. Abla nasılım ama? En sonunda söylettin diyor bana. İçinde varmış kadının. Söylemek istiyor. Bak beni şimdi şey. Abla sen ne yapıyorsun? Ben şey yapıyorum. Beze yapıyormuş gibi. Şöyle kenara da oturmuş. Yapıyormuş gibi. Oradan alıyorsun oraya koyuyorsun. Tabii böyle yapıyoruz işte. Beze. Bak suçunu da kabul ediyor. Oradan alıyorsun oraya koyuyorsun. Tabii diyor. Ya böyle değil mi? Bakın şimdi beyler orada çellik oynadılar. Evet. Çok neşelendik, çok eğlendik, çok güldük. Siz şimdi şepitten sonra bana ne yapacaksınız? Oynayacağız. Vallahi bilmeyen ne yapalım? Yedi köyün ağasına bak hele. Ya onlar çellik oynamış, biz de şepit yapıyoruz işte. Çellik oynayanların arasında enişte var mı? Yok. Enişte nerede? O köyde kaldı. Getirmedin mi? Getirmedik. O hanım oldu. O ineklere bakıyor, gelmedi. He. Senin beyin de? Hem bakkala bakıyor, hem ineğe bakıyor. Bak. Kendileri eğlenceye gelmiş. Adamlar garip ha. Garip çalışıyorlar orada. Bir de burada abimin biri bana diyor ki evde son söz benim sözüm geçer. Bak bunlarınkine inek bakıyorlarmış. Bir de sağacaklar mı? Geçer. Yok onu kendimiz yaparız. Onu kendimiz yaparız. Doğanca'da? Doğanca'da? Doğanca'da erkekler yapmaz onu, kadınlar Doğanca'da yapar. Doğanca'da bayanların sözü geçer dedin. Geçer geçer, bayanların sözü geçer de o inek işlerini, sağma işlerini kendimiz yaparız. Hayır, bugün.
Bugünlük evet. Gelin geliyor, görümce kaçıyor. Söyledi söyledi, ortalık karışacak şimdi. Kaç kaç kaç. Şimdi burada hiç mikrofon uzatmadığım, konuşmadığım bir genç kızımız diyeyim ben. Hemen gelin mi? Gelini görümceyi karıştırdım. Arkadan tiyo aldım. Bu eltiymiş. Evet. Süzülelim. Yeni gelin misin? Evet, 7 aylık. 7 aylık. 10 aylıktan sonra böyle olmuyor ha. 7 ya 10'a kadar süzülüyor. Cicim ayları bitesi oldu yani. Cicim ayları bitesi oldu. Evet. Bal bitti, reçele geldiniz. Evet. Şimdi bu senin eltin mi? Evet. Büyük elti mi? Evet, büyük elti. Onun sözü mü geçiyor, senin sözün mü? Fark etmez ya. Fark etmez ya. Benim sözüm. Kız sen nereden gelin geldin buraya? Akoluk köyünden. Akoluk köyüne. Doğanca köyünde kadınların sözü geçiyormuş. Haberin var mı? Vallahi yeni öğrendim ben. Burada mı öğrendin? Evet. Bak bak, benden aldı tiyoyu. Akşam yapacak adamcağıza, kim bilir neler yapacak. Şu eltin hakkında biraz dedikodu yapalım mı? Nasıl? Biraz dedikodu yapalım mı? Yapalım. Evde benim sözüm geçer de ona. Kayınvaliden beni daha çok seviyor de. Zaten öyle, kayınvalidem beni daha çok... Abla duyuyor musun? Abla duyuyorsun da duymamazlıktan mı geliyorsun? Öylesine geliyordur onun. Öylesine mi geliyordur? Bu zannediyor değil mi? Yeni gelin ya ondan. Şimdi sen bir iki dakika bana müsaade et, şuraya bir geçeyim ben. Dur dur. Abla bir dur bir dur, ne dedin sen, bir daha söyle. O öyle zannederdir. Bak ne dedi, duydun mu? O öyle zannediyor dedi. Tanıt abla, tanıt kendini. Yok yok, benim sözüm geçer. Onun kaynağı sevmez onu. Onun kaynanası onu sevmez dedi. Sevmez. Hadi ben aradan çıkayım, bir atışın bakalım. Abla ben senden daha güzel içli yaparım de. Tabii canım, zaten ben yaparım, o bilmez yapmasını. Allah'ım, bu da nasıl bir elti ya? Her şeyi ben içliyi güzel yaparım, kaynanan beni seviyor. Kızım sen nasıl bir yere gelin geldin, yanmışsın sen. Yapma, pişirmesini biliyor. Ya pişirmesini biliyor kızcağız, ne güzel. Ben yapmasını da bilmiyorum ya. Ben de iyi pişiriyorum desene kızım, kollasana kendini. Abo! Konuşsana kız, ne konuşmuyorsun bak. Kalede kalede sen varsın, nasıl konuşayım de. Tabii canım, o pişirir ben yaparım, yapmasını bilmem. Ben büyüğüm, sen bana hizmet edeceksin de. Tabii canım, zaten öyle. Ya hiç altta kalmıyor bu bayan ya. Tabii canım, zaten öyle diyor. Ben de korktum ha. Sevgili izleyenler, kaçan gelin sonunda bulundu. Ama nasıl bulundu? Benim görümce dedi. Yüreğim oynar görünce dedi. Bir... Görümce, yüreğim oynar görünce. Bir tekerleme söylesene bize. Ben mi? Bak ben seni çok güzel çaça oynadığını biliyorum. Hayır, hayır. Şimdi oynatmamak için bize bir mani söyle. Söyleme yani, bilmiyorum. Hiç şimdi bilmiyorum, ne yapsın kadın, görümcesi karşısında dili tutuldu. Eyvah, dilim tutuldu. Evet sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi çam alanı mevkiimizde pikniğimiz sona erdi. Öğrencilerimiz geldiği gibi sıraya girdiler şu anda. Herkes öğretmen eşliğinde servise binecek ve evlerine dağılacaklar. Evet sevgili izleyenler, biz bu hafta nerede konuktuk? Doğanca köyünde konuktuk. Doğancı köyünün çok güzel bir piknik etkinliği vardı. Biz de davet edildik. Şamalan'a geldik. Nereye geldik? Şamala. Şamalan'ına geldik. Şamalan'ına geldik. Katıldık. Allah razı olun. Bizi çok mutlu yaptınız. Yani memnun olduk. Dedim ya, ekmek yemeyen aç gitmesin buradan. Herkes yesin. Duasını yapsın. Yarına Allah kerim. Bütün millet, herkes Allah'a emanet olsun. Evet. Doğanca'daki kankam olur kendisi. Programı beraber kapatalım istedik. Sevenlere, sayanlara selam olsun. Selam olsun bizden izleyenlere, her kişi. Ben bir de sponsorlarıma teşekkür edeyim. Saçımda ve makyajımda Gülsüm Cansu Kuaföre, kıyafetimde Çaput Giyime ve bizi buralara kadar getiren Göçmen Türk'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kankama teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Bakalım hafta emanet olun. İnşallah yeni sene buradayız gene. İnşallah yeni sene ömrümüz olursa biz de buradayız. Torunlara, sevenlere, herkese selam. Herkes Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yarın